neler geçiyor bak kafanızdan, sizin kafanızdan, bizim kafamızdan. Neler geçiyor bak kafanızdan, bizim kafamızdan, sizin kafasızlar. Aklımdan kaçırdılar, modumdan düşürdüler. Şanssız zorlama, sansız zorlama, kaçak mı var? Bir geldiler, bir gittiler, destekler de derdiler. Ne şanssız zorlama, sansız zorlama, kaçak mı var? Kafamdan kaçırdılar, sabrımdan açıldılar. Şanssız zorlama, sansız zorlama, kaçak mı var? Aynen öyle. Şanssız zorlama, sansız zorlama, kaçak mı var? Şimdi adamım naber? Gitti mikrofonuna el ver. Herkes yeni bir cevher, ter döker, karşımda titrer. Rap meydanında ipler, Anıl, Kamuf, bizler. Müzik piyasasına aynen, ben geleceğim. İşimin önüne dişimi döktüm, gideceğim. Ben geçmişim ve geleceğim. Biraz çok içmişim, cezasını da çekmişim, sefasını da sürmüşüm, ben hayatımı da... Evet, az önce şarj kablomuzu koparttık. Koparttık da, dur halini göstereyim şimdi size. Bu yeni aldım. Aha bu da eskisi. Canavar gibi çalışıyordu. İçine ettik. Şimdi şu suları bir fulleyelim. Dolu. Dolacak. Dolduracağım. Şunu doldursam yeter. Zaten fazlası ağırlık olur. Şimdi bu suyun özelliği Kaz Dağı'ndan gelen su olması. Genelde rastgele musluk suyu değil. Buradan Pınar başına doğru gideceğim. Oradan bir Kaz Dağı'na... Bu arada ben şu an hiç sıcaklamadım. Yandım mı, ne oluyor? Şu an serin serin gidiyorum. Üşüdüm neredeyse. Pınar başına, oradan Kaz Dağı'na çıkabilirsem Kaz Dağı'na. Kaz Dağı buradan biraz dikmiş. Bir deneyeceğim ama. Gelmişken çıkalım. Bir daha çıkamam ben. Çünkü buralara ne zaman yolum düşer kim bilir. Aslında ertesi gün de Ayvalık'a gitmeyi düşünüyordum buradan. Şu an nerede olduğum hakkında en ufak fikrim yok. Gölge bir yer bulsam bakacağım ya da şu dipçiye bir sorun. Kolay gelsin. Pınarbaşı köyü ne tarafta kalıyor? Buradan doğru gideceğim. İleride yol, yukarı tepeye tırmanıyor. Buraya tırmanacağım. Tamam. Peki Kaz Dağı'na nasıl gidebilirim? Kaz Dağı'na kapıdan geçirmezler ki seni. Bisiklet var diye mi? Rehber alman gerek. Öyle mi? Sen hem Pınarbaşı'na hem Kaz Dağı'na zor gidersin. Sen dağa gitmeyi sevdasından vazgeç. Bilmiyorum yani. Çok zor. Geceden, sen geceye dönemezsin bir saatte sonra. Ayı falan saldırmazsa ölerim. Her şey olur. Öyle mi? Seni salmazlar zaten kapıdan. Rehbersiz arabayı bile salmıyorlar. Ha Pınarbaşı'na gidersin ama o da çok dik. Bilmiyorum, bisikletten zor çıkarsın. Elinde çıkarsın. Ya salmazlarmış beni oraya. Beni ait olduğum doğaya salmıyorlar. Ne güzel ayılarla birbirimizi kovalayacaktık. Ya ben suları doldurdum, çok ağırlaştı çantam. Ama inişi çok güzel olur lan buranın. Adamlar 2. Dünya Savaşı'nda koca koca gülleleri, topları bisikletle çekiyorlarmış. Biz full alüminyum bisikleti yokuşta itelim. A few moments later. Biraz daha ileride, biraz daha atraksiyon olabilir. Şekildeki gibi efendim. Tabi orada bilimim kurbağa. İşte ne bileyim. Şu an aklıma gelmiyor. Şimdi bu akarsular nasıl oluyor? Neden sürekli akıyorlar? Bunun arkası neden gelmiyor? Çünkü yerden yükseğe çıktıkça ısı düşer. Yerdeki bulut, yani alçaktan gelen bulut ya da normal hizadan gelen bulut karşısına dağa çıkınca yükselmeye başlıyor. Yükseldiğince ne oluyor? Soğuyor. Soğuyunca yavaş gel lan kamyon. Soğuyunca içindeki nemi daha fazla taşıyamıyor bulutlar. Yağmur yağıyor dağın tepesine. Coğrafya mıydı benim ilkokulda? Pardon, lisede. Son 2 yıl belki. Lisenin son 2 yılında coğrafya dersi görmedim ama coğrafya öğretmenime de buradan selam olsun. Birkaç yüz metre daha tırmandım. Hayalet burada.
Çanta burada, eldivenler orada, her şey orada. Ben buradayım. Az önce motosikletli geçti. Ona yol sordum. Bir 5-6 kilometre daha var dedi Pınarbaşı köyüne. Buralar çok güzel. İstanbul'dan kaçın gelin yani. Böyle yerlere geliyorsanız buraları kirletmeyin. Hadi görüşürüz. Of, ayağımın içine diken girdi. Diken girdi, diken. Vay. Vay deli. Kafamı gidona çarptım. İşte bu yüzden kask. Devam ediyoruz efendim. Boş muhabbete. Oha. Smoke weed every day. Soğuk, serinledi. Gölgeye girdim, serinledi. Bir ağacın gölgesi bu kadar etkili olabilir mi ya? Doğru yolda mıyım acaba? Keşke eşofman giyseydim. Bak, sağlı sollu akıyor su. Oradan da geliyor, tek bir yerde birleşiyor. Buralarda hep ağaçlar falan düşmüş. Büyük ihtimalle kışın burası çok yağış aldığı zaman ağaçları silip süpürüyor. Şu an tamamen sallıyorum. Öyle mi oluyor bilmiyorum. Ya da belki kes patmışlardır su. Fazla gümbür gümbür akıp da etrafı yıkmasın, yakmasın diye. Sakmasın diye. Hiç kimse yok ama gelmişler. Buralara gelmişler ve yerlere çöp atmışlar. Bak, orada bir hayvanın yuvası var. Tavşan falan olabilir, şimdi rahatsız etmeyelim. Bak şurada. Ve dikenli yere lastiğimi soktum. Patlarsa boku yedik. Boku yedik diyorum çünkü bayağı diken vardı. Hepsini tek tek lastikten çıkartıp da işte lastiği takıp da şişireceğim de. Bak yine buradan su sesi geliyor. Tomb Raider vardı. 1998 ya da 99 yılında çıkmış bir oyun. Tabii işte ben bu oyunla biraz geç tanıştım. 2004 sürü yılında. Orada da aynı böyle şelale vardı, o aklıma geldi. Sesi birebir aynı. O ne lan? Lan ne tuhaf bitkiler var. Mısır değil o, başka bir şey. İncir ağaçları, tavan malzemeleri, şişeler. Snoop Dogg'un sevdiği bitkilerden. Bakalım şarjımız. 3 diş. 2 dişe inince kapatacağım. Adrese gelince bir daha başlatacağım artık. İniş videosunu seyreder. Bunu da 2 part olarak yayınlayabilirim. Çünkü tek seferde biraz uzun olur. Bak işte yurdumuz insanı ülkesini bu kadar seviyor. Ben bir su içeyim. Hafifleteyim yükümü. Hatta bir su dökeyim. Ondan sonra su içeyim. Tabii su dökme videosunu sizlere göstermeyeceğim. Hadi görüşürüz.